Merhabalar herkese. Ben 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız İş ve Çene Radyolojisi, Yer Radyolojisi ana bilim dalı öğretim üyesi Eda Didem Yalçın. Bugün sizlere maksilofasiyal bölgede sıklıkla karşılaştığımız ve pratikte de haşır neşir olduğumuz bazı vakalarla ilgili radyolojik bilgiler vereceğim. Sunum akışına bakacak olursak, öncelikle bir anomalinin saptanması, onu yakalayabilmek, bunlarla ilgili ne gibi tüyolar var, nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. Onun dışında lezyonun analiz aşamalarından, herhangi bir patolojiyle karşılaştığımızda step step, aşama aşama nelerden geçmemiz gerektiğini, onun dışında herhangi bir patoloji olduğunda onu tanımlayabilmek, esas ana tanıya ulaşabilmek için hangi basamaklardan geçeceğiz? Vaka örnekleriyle radyografik incelemelerde bulunacağız ve en sonunda da ayırıcı tanılarla birlikte esas tanıya nasıl ulaşacağız? Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Bunlarla ilgili temel kaynaklarımız var. Bunlardan yararlanıyoruz. Birçok vakayı da bu kitaplardan aldım. Adlarını da belirttim vakaların. Esas olarak amacımız bir ön tanı koymak aslında. Radyografik değerlendirme, klinik değerlendirmeye bir basamaktır, tamamlayıcıdır ve en önemli tamamlayıcıdır radyografik değerlendirme. Klinikte karşılaştığımız vakaları anamnezle birlikte diğer diagnostik bilgilerle harmanlayarak, birleştirerek en sonunda amacımız esas tanıya ulaşmaktır. Radyografta bir lezyon gördüğümüzde kesin tanı koyabilir miyiz? Bazı durumlarda evet, çok tanı koydurucu bazı patolojiler var. Ama onun dışında klinik değerlendirme kesinlikle yadsınamaz. İkisini birlikte yapmamız gerekiyor. Ve burada da anamnez önemli yer tutuyor. Burada ayırıcı tanılarımız da önemli. Birçok lezyon vaka birbirine benzeyebilmekte radyografik olarak. Bunları da bilerek, bunları da elimine ederek esas tanıyı koyup amacımız tedavi planını oluşturmaktır. Ve tanı da tedavinin yarısıdır aslında. Öyledir her zaman. Şimdi genel olarak baktığımızda patolojilerin tipik bir görüntüleri vardır. Klinik olarak da radyografik olarak da. Ve bu patolojiler için tanı koydurucudur. Biz buna patognomonik özellik adını veriyoruz. Ve bu özellikler bize lezyonun ana tanısı için ipucu verecektir. Kesin tanı için de lezyonu tamamen tanımlamamız gerekiyor. Ve burada biraz önce de bahsettiğim gibi radyografik özellikler çok önemli yer tutuyor. Diğer diagnostik bilgilere göre çok daha fazla yer tutuyor. O yüzden radyografik incelemeyi önemli bir şekilde halletmeliyiz ve bilmeliyiz. Burada bir patolojiyi tanımlarken öncelikle normali ayırt etmeliyiz. Yani normali bilmeliyiz, anatomik oluşumları bilmeliyiz, varyasyonlarını bilmeliyiz ve bunun neticesinde de normalden sapma oluşturan anomalileri, patolojileri bu şekilde tanımlayabiliriz. Burada göstermek istediğim size bir kutucuklar var burada. İntraosseöz yani kemik içi lezyonların aşamalarında, tanı aşamalarında nelere dikkat etmeliyiz? Tek tek bunlardan bahsedildi. Öncelikle birinci aşama anomalinin lokalizasyonu. Anomali nerede? Maksilla da mı, mandibula da mı, anatomik pozisyonu, işte lokalize mi, generalize mi? Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Genel ana hatlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Daha sonra ikinci aşama sınırları, şekli nasıl anomalinin, birçok alt başlık var bunun altında. Onun dışında internal yapısı nasıl, radyolüsent mi, radyoopak mı, mix mi? Ve en sonunda da çevre dokulara, çevre anatomik yapılara olan ilişkisi nasıl? Hani dişlere, periyodontal ligament aralığı, anatomik yapılar ve en sonunda da amacımız aslında bir formülasyon şekli bir anatomik yorumlama getirmek. Burada da herhangi bir patoloji anomali olduğunda bunun nasıl analiz edeceğimize dair bir algoritma söz konusu. Normalde bir sorun yok. Normali biliyoruz. Anomaliyi gördüğümüzde, normalden ayırt ettiğimizde bunun alt basamaklarına tek tek baktığımızda algoritmasına bu bizi esas tanıya doğru daha da yaklaştıracaktır. İşte kist mi, neoplazi mi, enflamatuar bir lezyon mu, kemik displazisi mi, vasküler bir lezyon mu? Bunları tek tek aşama aşama kavramamız gerekiyor. İlk aşama ne demiştik?
lezyonun lokalizasyonu ve sınırları. Şimdi anatomik pozisyon çok önemli. Lezyonun nerede olduğu, işte maksiller sinüs tabanı, burun tabanı, mandibül adamı, lokalize mi, tek bir yerde mi, generalize çenelerin tüm kadranlarını mı etkiliyor, tüm kafatası kemiklerini mi etkiliyor? İşte tek taraflı mı, çift taraflı mı, bir multifokal mi, çok yerde mi, tek bir yerde mi görüyoruz? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra bir lezyon direkt primer olarak çenelerden kaynaklanabilir. Biz buna odontojenik ya da non odontojenik diyoruz. Yani bu direkt dişle ilgili değil de odontojenik epitel artıklarından kaynaklanıyor. Ya da sekonder olarak vücudun herhangi bir yerindeki bir hastalıktan ya da bir neopleziden doğan sekonder olarak çeneleri etkileyen bazı lezyonlar görebiliriz. Bu anlamda tıbbi bilgi gerekiyor, iyi bir anatomik bilgi gerekiyor, iyi bir anamnez almak gerekiyor. Peki lezyonu nasıl tanımlayacağız? Lokalize mi, generalize mi? Tek kadranda mı yoksa maksille mandibulayı da içine alacak şekilde her iki çenede mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve genellikle lezyonlar generalize olduğunda, yani birden fazla kadranı etkilediğinde, burada şüphelenmemiz gerekiyor. Sistematik olarak sistemsel bir problem mi var acaba hastada? Yani metabolik bir problem olabilir, endokrin bozukluğu olabilir, neoplastik bir oluşumun metastazı olabilir. Generalize olan lezyonlarda, yani birden fazla kadranı etkileyen, maksillayı, mandibulayı etkileyen, genel olarak etkileyen lezyonlarda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Metabolik ya da endokrin hastalıklarına. Burada bir vakayı görüyoruz. Panoramik grafiği incelediğimizde sol maksiller kanin dişin gömülü bir şekilde maksiller sinüs içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama tabii panoramik grafiler iki boyutlu olduğu için yeterli diagnostik kaliteyi bize sağlamıyor. Tomografiye baktığımızda tomografide koronal ve şu şekilde aksiyel kesitlerde tamamen maksiller sinüsü işgal ettiğini ve orada nazal fossa da destriksiyona, nazal maksiller sinüste destriksiyona sebep olan uniloküler dediğimiz, hani tek bir dentigeröz kisti görüyoruz. Maksiller kanin dişten kaynaklı. Bu panoramik grafiğe baktığımızda ise çift taraflı bilateral mandibulada multiloküler radyolüsensiler ve ekspansiyon genişleme görüyoruz. Ve çok sayıda da gömülü dişi var hasta, çocuk hasta. Bu çerubizm hastasıdır. Çenelerde dev hücreli lezyonları görüyoruz bu şekilde. Ve bu patognomoniktir. Yani bu şekilde gördüğümüzde aslında tabii tıbba konsülte ederek ama ön tanımızı kuvvetlendirerek bu şekilde refer edebiliriz. Ya da hasta bize bu şekilde gelebilir. Bazı durumlarda radyografik özellikler direkt tanı koydurucu olabiliyor diyoruz. Ama örneğin mesela eozinofilik granülom ya da multiple miyelom, ikisi de çene kemiğinde etkileyebilen hastalıklar. Bunların radyografik görünümleri de çok benziyor ama eozinofilik granülom çocuklarda görülürken multiple miyelom ileri yaşta görülüyor. Yani herhangi bir patolojinin ya da anomalinin, lezyonun klinik insidansını, yaş ve cinsiyet insidanslarını bilmek, belirli bulgu belirtileri vardır. Bunları bilmek çok önemli tanı koymak açısından. Şimdi çenede mi, çene kemiğinde mi bir lezyon yoksa yumuşak dokuda mı, bunu da ayırt etmemiz önemli. Bununla ilgili bazı trik bilgiler var. Eğer lezyon kemikte ise orijinal yönde, her yönde orijinden büyüme potansiyeli vardır. Eğer dişin koronalinde ise odontojenik epitel içeriyordur. İnferior alveolar kanal ya da mandibular kanalın üzerinde ise genellikle odontojeniktir, çoğunlukla diyoruz genellikle. Altındaysa non odontojeniktir, Staphne kemik kavitesi gibi. Eğer mandibular kanalın içerisinde ise nöral ya da vasküler orijinli olabilir. Bu panoramik grafiğe baktığımızda bir kere inceleme yaparken bir panoramik ya da herhangi bir radyografik grafide her zaman sağ ve solu kıyaslıyoruz. Sağ ve solun kıyaslanması, simetriler, asimetriler çok önemli. Ve her zaman dış korteks sınırını takip ediyoruz bir panoramik grafideki incelemede. Burada korteksi harap eden ya da işte incelemede sıkıntı yaratan bir şey varsa şüpheleneceğiz.
bir patoloji var mı diye. Burada baktığımızda simetriyle karşılaştırdığımızda sol mandibular kanalda genişlemiş bir inferior alveolar kanalı görüyoruz bakın. Serpingoz diye geçer. Hani böyle yılanvari uzun kıvrımlı şekilde ve mental foramende de bir büyüme söz konusu. Bu vasküler orijinli bir anomali, patoloji. Bu vakaya baktığımızda ise kırpılmış bir panoramik görüntüde ne görüyoruz? Gene arteriovenöz bir malformasyon söz konusu mandibular kanalda. Bakın şu şekilde. Şurada görüyoruz. Aynı vakanın çok kesitli bilgisayarlı tomografi görüntüsünde ise intravenöz kontrastla birlikte bu damarlarda, oradaki arterlerde tutulum görüyoruz. Yani radyo opasitesinde artış görüyoruz. Bu da bir arteriovenöz malformasyon. Bu vakaya baktığımızda ise panoramik grafide işte karma dişlenme döneminde bir hasta. Burada sağ ve solu her zaman kıyaslıyoruz dedik. Şimdi panoramikte bazı çekim hataları olur. Yani hasta tam orta hatta olmalı işte bu lazer ışınlarının vesaire. Başını sağ ya da sola çevirdiğinde bir taraf daha büyük gözükür. Bunlar panoramikteki hatalardır. Şimdi bu vakayı incelediğimizde sağ taraftaki dişlerin genel olarak daha büyük olduğunu görüyoruz sol tarafa göre. Daha bir gelişimsel olarak ileri düzeyde. Ama bu bir çekim hatası değil. Kliniğine baktığımızda süt kaninlerin boyut farkını görüyoruz. Bakın sağda ve solda. Buradaki anomali aslında tabii klinik verimiz şu an yok. Hani hastanın ekstraoral fotoğraf görüntüsü. Bu aslında bir hemanjiyom vakası. Hemanjiyom olduğunda hastada o bölgedeki yüzdeki bir hemanjiyom o bölgedeki dişlerde sürmesini ilerletip diş sürmesini, germlerini patlatabilir, hızlı sürmesine sebep olabilir. Orada baskı yapıp dişlerde, köklerde rezorpsiyona sebep olabilir. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir arteriovenöz malformasyon ya da vasküler lezyonlarda bu şekilde dişleri de etkileyebiliyor. Aslında bunu göstermek istedim. Burada da kırpılmış panoramik görüntülerde bakın tek taraflı solda ne görüyoruz? Mandibular kanalda genişleme ve bakın şu şekilde uniloküler, sklerotik sınırlı bir lezyon görüyoruz. Bu da nörofibrom dediğimiz işte sinirsel kaynaklı, şıvannom hücrelerinden kaynaklı bir lezyon. Tümöral, iyi huylu tümöral bir oluşum, benin bir oluşum. Bunun tabii alınması gerekiyor cerrahi olarak. Şimdi buna baktığımızda tipik bir görüntü aslında bu. Hepimiz biliriz semantoblastom. Diş köküyle ilişkili, ilgili diş kökünde rezorpsiyona sebep olabilen, içerisinde radyo opasite artışıyla karakterize, etrafında radyolüsent bir benin kapsülü vardır. Benim bir lezyondur. Şimdi tipik semantoblastom örneklerini görüyoruz. Burada tomografi kesitinde, cross-sectional'da ekspansiyon yaparak kortekste perforasyona sebep olabilir. Bakın bukkalde, lingualde. Bunda bir sorun yok. Bunu bir hatırlamış olalım. Ancak şöyle bir vakaya baktığımızda sağ kırpılmış panoramik grafide mandibular birinci molarla, tabii bu arada semantoblastom da genelde hep mandibular birinci molarlara etkiler. Burada baktığımızda semantoblastoma benzer radyolüsent sınırlı, bakın kapsülü de var gibi, içerisinde radyopak oluşum olan diş köküyle ilişkili lezyonu görüyoruz. İlk etapta bunu semantoblastom olarak düşünebiliriz ama semantoblastomda diş kökleri izlenmez. Rezorbe olur. Bakın burada diş kökünü izliyorum. Ve hastanın diş çekiliyor. 6 ay sonra bir operasyon geçiriyor. Ama baktığımızda bakın ortada tam merkezinde nidus dediğimiz enfeksiyon odağı radyolüsent bir şekilde, etrafında da sklerotik artmış bir kemik yapısını görüyoruz. Burada semantoblastom olmadığını görüyoruz. Çünkü lezyon daha da ilerlemiş. Burada bir enfeksiyon odağını görmek önemli. Tabii hastanın da şiddetli ağrısı var. Daha sonra bir yıl sonra yine bir müdahale geçirmiyor hasta ve ne görüyoruz? Biraz önceki grafide, bu arada şuna da dikkat edelim. Burada mandibular kanalı inferiora deplase etmiş buradaki lezyon. Tekrar bir 6 ay sonra, yani lezyonun ilk çıkışından bir yıl sonra ne görüyoruz? Burada yine lezyonun daha da büyüdüğü, enfeksiyon odağını görüyoruz, radyolüsent.
ve sklerotik opasite artışı, mandibülar kanal daha da inferiora deplase olmuş. Ve sonrasında buna üçüncü bir görüş isteniyor ve en sonunda patolog buna osteoit, osteom tanısı koyuyor. Osteoit, osteom. Bu aslında kemiğin iyi huylu benim bir tümörüm. Çene kemiklerinde çok sık rastlamasak bile arada bu şekilde karşımıza çıkabilir. Bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Geceleri şiddetli ağrısı olur hastaların. Özellikle o nidus dediğimiz enfeksiyon odağının prostaglandinlerin tetiklediği, ağrısını tetiklediği biliniyor ve bu anlamda işte aspirin, nonsteroid antiinflamatuar salisilatların bu tedavisinde ağrısının geçmesinde etkili olduğu biliniyor. Bu benim uzmanlık dönemimdeki test çalışmamdaki bir hastaydı. Burada panoramik grafiği incelediğimizde bir kere her zaman simetriyle karşılaştırıyoruz dedik. Tek tek tüm anatomik yapılara bakıyoruz. Hiçbir zaman diş odaklı bakmamamız gerekiyor. Çünkü buradaki patolojilerden biz sorumluyuz. Radyolog olmasak da sorumluyuz. Radyologlar zaten sorumlu. Onun dışında diş hekimleri de bunlardan sorumlu. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? Önce bir dış korteks sınırına bakıyorum. Kortekste bir sorun yok ama derin bir antagonyal noçları görüyoruz. Bilateral her iki taraftan. Daha sonra maksilar sinüs tabanlarına bakıyorum. Orbita tabanı, nazal septum, kondil başlarına bakıyorum. Yavaş yavaş sonra dişlere doğru geçiyorum. Dişlere baktığımda genel olarak dikkatimizi çeken genel bir periodontal ligament aralığında genişleme görüyoruz. Ve etrafında da lamina dura'da artış görüyoruz. Bu bir skleroderma hastası. Skleroderma yaygın fibrozisle karakterize kolajen bir doku hastalığı aslında. İç organlarda, dokularda kolajen birikimi söz konusu. Periyodontal ligament aralığında da kolajen birikimi olduğunda bu şekilde yapılar görebiliyoruz. Yüzde işte fare surat dediğimiz tipik görünümleri vardır. Sıkıntılı bir hasta eklem tutulumları olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yaygın gördüğümüz bir periodontal ligament genişlemesi. Skleroderma ile karakterize. Bu da yine test çalışmamdaki bir hastanın panoramik görüntü vakası. Burada da ilk dikkatimizi çeken bilateral ramusa mandibulaya baktığımızda inferior alveolar kanala kadar destrüksiyon, rezorpsiyon görüyoruz ve tipik bir balina kuyruğuna benzer bir görüntü bakın. Burada da aşırı rezorpsiyon sonucu, orada kasların da fibrozisi sonucu oraya baskı yapmasından dolayı maseterin orada sonuç olarak bir yıkım söz konusu oluyor ve bilateral mandibula da bu şekilde ramuslarda balina kuyruğuna benzer bir görüntü. Bu da skleroderma için önemli bir radyografik özelliktir. Her hastada olmaz, ileri vakalarda olabilir. Bu hastanın grafisini incelediğimizde gene bakın ligament, periyodontal ligament aralıklarında genişlemeler görüyoruz. Tabii şu da öne sürülebilir. Hani bu hastada anterior dişler var sadece. Hani oküzel travmaya bağlı olarak ligament aralığı genişlemiş olabilir. Ama onda açılı kemik defekleri de görürdük. O yüzden bunun sklerodermeye bağlı olduğunu düşünebiliriz bu genişlemelerin. Şimdi klinikte sıklıkla karşılaştığımız basit ama hatırlatıcı bir iki periapikal koymak istedim. Sıklıkla opasite artışı görebiliyoruz panoramikte ya da periapikal grafide. Atlanılabiliyor, ne olduğu bilinemeyebiliyor ama bilmekte yarar var. Soldaki periapikal grafiğe baktığımızda bu premolar dişlerde ne görüyoruz? Bir kere şurada bir derin çürük. Dolgusu ve altında opasite artışı görüyoruz. Burada ilk bakmamız gereken dişlerin periyodontal ligament aralığını izleyebiliyor muyuz? Bu birçok patoloji için geçerli bir kuraldır. Ligament aralığını izliyor muyum? Evet, şuralarda bakın izliyorum. İki boyutlu olduğu için tam göremeyebiliriz. Lamina durayı her zaman izleyemeyebiliriz. Ama periyodontal ligamenti izlemek bizim için önemli. Burada direkt buna tanı olarak condensing osteitis ya da siklerozan osteit diyebiliriz. Çünkü geniş bir restorasyon var, çürük var. Buna bağlı olarak apikalde bazen radyolüsensle görürüz. Etrafı siklerozan bir yapıda olur. Bu şekilde sklerotik yapıda gördüğümüz zaman condensing osteitis. Bunda bir enflamatuar söz konusudur. Enflamasyon söz konusudur dişle ilgili olarak. Ama sağ taraftaki periapikal grafiğe baktığımızda
Bakın 5-6 arasında, 5'in apikalinde gene ligament aralığını izliyorum. Dişte hiçbir şey yok, iki dişte de herhangi bir çürük, işte dolgu, restorasyon yok. Buna ne diyoruz? İdiopatik osteosikleroz ya da dens kemik adası ya da enostos. Bunların üçü aynı kavramlar. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. İkisine de aslında bir şey yapmaya gerek yok. Oradaki radyopasitin geçmesi açısından. Önemli olan hastanın şikayetine yönelik tedavi yapmak. Soldaki grafide hastanın çürüğünü işte temizleyip ondan sonra tedavisini yaparız. Ama buradaki siklerozan yapı kalabilir. Problem değil. Bunun hiçbir klinik anlamda önemi yok. Oradaki yoğun kemik adası gibi düşünebiliriz. Bu periapikal grafi ve tomografi kesisine baktığımızda şimdi sol tarafta 7 numaralı dişte, 47 nolu dişte kanal tedavisi görüyoruz. Hastanın ağrısı geçmiyor. Periapikal grafiğe baktığımızda mandibülar kanalla kökü ilişkili. Tam olarak kestiremiyoruz ne olduğunu. Ne yapacağız? Konikşını bilgisayar tomografi aldık ve ne görüyoruz bakın. Bir dilaserasyon söz konusu. Şu şekilde bakın apikalinde. Burada da bir apikal periyodontitisi görüyoruz. Osteoetisi görüyoruz. Buradaki dilaserasyon tam olarak kök ucuna ulaşılamadığı için, kanal temizlenemediği için lezyon devam ediyor. Bu gibi durumlarda tomografi istemek önemli. İşin içinden çıkılamayan durumlarda. Bu periapikal grafiğe baktığımızda santral dişlerde herhangi bir fraktür hattı, işte bir şey görmüyoruz. Şurada bakın burun kartilaj yumuşak dokusunun sınırını görüyoruz. Ama tomografiye baktığımızda, konik şınav bilgisayar tomografi kesitinde bakın apikal 1/3'te şöyle oblik bir şekilde fraktür hattını görüyoruz. Periapikalde bunu göremiyoruz iki boyutlu olduğu için. O yüzden böyle durumlarda tabii ki de küçük fov alanlı şikayete yönelik dişle ilgili kısımdan tomografi almak kesinlikle çok yararlı. Burada görüyoruz bakın fraktür hattını cross sectional işte sajital ve aksiyel kesitlerde. Burada da yine kesilmiş bir panoramik görüntü sol taraftan. İmplant için evet mandibülar kanala direkt bir ölçüm yapılır. Buna yönelik bir işte implant boyu vesaire ölçülebilir. Genelde implant hastalarında sıklıkla tomografi istiyoruz. İstemeliyiz aslında tam detaylı görebilmek için herhangi bir varyasyon var mı? Onları kontrol etmek açıdan. Ama mesela 20 yaşında bir hasta tek 6 numarası diş eksik. Hani alveolar kanalı da güzel görüyoruz. Hani tomografi istemeye gerek olmayabilir. Kemiğin kalınlığından da eminsek. Şimdi şu panoramik grafiğe baktığımızda yeterli mesafe var. Bakın 6 numaralı diş boş. Ama kalınlığından emin olmak gerekiyor. Tamam yükseklik okey. Hani panoramikte görüyoruz. Kalınlığına baktığımızda bakın cross sectional tomografi kesitinde lingual kaviteyi görüyoruz. İşte bu çok önemli. Mandibülar kanal aşağıda tamam onun için sorun yok ama implant koyma açısı, koyma düzeni çok önemli bu açıdan. Bu lingual konkaviteyi önemsemek gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Bu da başka bir vaka. İncelediğimizde kesilmiş panoramik grafi görüntüsünde bakın kondil başında eklemalar aralığı daralmış bir şekilde görüyoruz. Opasite artışı var. Minik opasite milimetrik boyutta radyopasiteler görüyoruz. Bilgisayar tomografi kesisinde hastanın medikal bilgisayar tomografisinde bakın sajital kesitte kondilin etrafında küçük radyopak kitleler, kemik kitleleri görüyoruz. Burada aksiyel kesitte de etrafında çok sayıda danseleri farklı oranda kemik küçük kitleler görüyoruz. Bu sinoviyal kondromatozis dediğimiz durum aslında. Eklemlerde görülebilir, temporomandibüler eklemi de tutabilir. Sinoviyal kondromatozis. Burada o sinoviyal membrandaki o küçük osteofit gibi tarzı oluşumların, kondrosit tarzı oluşumların yaygınlaşmasıyla meydana geliyor. Sinoviyal kondromatozis. Eğer kemik yapı daha fazla olursa bunu sinoviyal osteokondromatozis diyebiliriz. Burada eklem aralığının daralmasına dikkat etmek gerekiyor. Lezyonları tanımlarken bir kere kaç tane lezyon var? Nerede, nasıl, ne şekilde? Her
her yeri taramamız gerekiyor. Önümüzdeki grafiği neyse. Çok sayıda mı, multiple mı, tek sayıda mı? Şekli nasıl? Yuvarlak mı, ovoid, oval şekilde mi? Scallop dediğimiz böyle diş köklerinin arasına giren parmak uzantılar var mı? Uniloküler mi, multiloküler mi, çok sayıda mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Soldaki kesilmiş panoramik grafiğe baktığımızda çok sayıda minik punch out dediğimiz, bakın radyolisent küçük osteolitik alanlar görüyoruz. Her yere yayılmış bir şekilde. Bu tipik multiple myelomun görüntüsüdür. Küçük küçük çok sayıda multifokal yerleşimi görüyorsunuz. Sağ taraftaki, diğer taraftaki periapikal grafiği incelediğimizde piramolar bölgedeki ne görüyoruz? Burada tipik müköz etansiyon kistis maxillar sinüs içerisinde. Burada dikkat etmemiz gereken diş kaynaklı mı yoksa sinüs kaynaklı mı? Bu patolojiler birbiriyle karışabiliyor. O ona, onun alanına girebiliyor. O onun alanını işgal edebiliyor. Çok ilişkili bölgeler bildiğiniz üzere. Burada dikkat etmemiz gereken şu maxillar sinüs içerisindeki müköz etansiyon kistinin üst sınırında siklerotik bir sınır varsa bu odontojeniktir. Diş kaynaklı olabilir. Ama burada olmadığı için de direkt müköz etansiyon kisti diyebiliriz, sinüs kaynaklı. Bu arada patolojileri gördüğümüzde sınırlarını anlamamız, bilmemiz çok önemli, tanımlamamız. İyi sınırlı mı? İyi sınırlı kortike mi? Yoksa kötü sınırlı mı? İyi sınırlı kortike değil mi? Sınırları belirsiz mi? Difüz yapıda mı? İnternal içeriği nasıl, yapısı? İşte radyo opak mı? Radyolüsent mi? Mix mi? Bunları takip etmek önemli. Bunun yanında çevre dokularla ilişkisinden bahsetmiştik. Çevre anatomik yapılarla ilişkisi çok önemli patolojilerin. Maksiller sinüs, işte mandibular kanal, bunlar sıklıkla patolojilerin ilişkili olduğu anatomik yapılar. Varyasyonları da iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii bu lezyonlar, kitleler kemik içerisinde büyüdükçe ekspansiyona sebep olacak ya da invazi olacak, daha hızlı büyüyecek, daha gelişecek. Ve mandibular kanalın işte inferiora deplase edebilir, superiora yönünü değiştirebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hızlı ve yavaş gelişen lezyonlarımız var. Şimdi burada da anamnez çok önemli. Hastaya soracağız. Lezyon ne zamandır var? Ne şekilde, nasıl bir ağrınız oldu? Herhangi bir müdahaleyle geçti mi? Hangi zamanlarda ağrı artıyor? Ne zamandır var? Nasıl bir şişlik, sıcaklık artışı var mı orada? İşte ekstra oral muayenede. O zaman bir enfeksiyondan şüpheleneceğiz. Burada çok didik didik sormamız gerekiyor hastaya. Hızlı gelişen lezyonlarda şüpheleneceğiz. Hani malign formasyon olabilir, malignite formasyonu. Her zaman demiyoruz ama olma ihtimali olabilir. Hızlı gelişen lezyonlarda hızlı bir kemik yıkımı, kortekste harabiyet, destriksiyon görürüz. Mitoz hızlıdır. Hızlı bir şekilde hücreler büyür. İnvazif sınırlar vardır. Normalde benim tümörler ya da benim oluşumlar ekspansiyon yapar. Merkezden perifere doğru iter lezyon kemik içerisinde büyürken. Ama bu malign transformasyonda invaziv olur. Hani oraları yıkıp harap eder, hızlı bir şekilde gider. Daha çok radyolüsent görülürler. Kemik formasyonu az olur yapımı, reaktif kemik yapımı hızlı gelişen lezyonlarda. Yavaş gelişen lezyonlarda siklerotik sınır daha belirgindir. Sınırları daha düzenlidir, iyi sınırlıdır, nettir. Kortekste harabiyet kolay kolay olmaz. Çok ekspansiyon yapmamışsa radyoopak içerikte görebiliriz. Yavaş geliştiği için diş kökünde rezorpsiyon, dişlerde migrasyon görebiliriz. Bunlar temel bilmemiz gereken özellikler. Sonuç olarak bu step aşamalara baktığımızda bir lezyonun analizinde lokalize mi, generalize mi? Tek yerde mi, çift yerde mi? Her yere bakıyoruz, tüm kadranlara. Konumu nerede? Dişle ilişkili mi, değil mi? Kanalın üstünde mi, altında mı? Sinüsle ilişkili mi? Burun tabanıyla ilişkili mi? İnternal yapısı, şekli, sınırları, bunların hepsini tanımlamamız gerekiyor esas tanıya gidebilmek için. Şimdi vakalarla devam edelim. Burada panoramik, kesilmiş panoramik grafide premolar anterior diş hizasında, bakın radyolüsent sınırlı, içerisinde radyopasite artışıyla karakterize bir lezyon. Tomografi görüntüsünde aksiyelden baktığımızda şiddetli bir ekspansiyonu görüyoruz, bakın. Şu şekilde. Tipik bir görüntü aslında. Bakın bukkalden ekspansiyonu var. İçerisinde radyopasite artışı var.
Bu cement ossifying fibrom ya da ossifying fibrom. Bu zaten patolojilerde isimlerinden çıkarabiliriz nasıl, ne şekilde etkilediğini. Demek ki içerisinde lezyonun, patolojinin sement oluşumları, ossifiye kemik oluşumları var. Hücresinin adına göre bunlar değişebiliyor. Ossifying fibrom, sement ossifying fibrom. Fibroosseöz lezyonlar kategorisinde ama tümöral bir oluşum, benign bir oluşum. Bu şekilde eksize edildiğinde bir sıkıntı yok. Nüks oranı düşük. Yine aynı şekilde baktığımızda bu içeriğindeki opasite artışları azalabilir, artabilir o semente, ossifiye yapılar. Radyolüsent görebiliriz, ilk etapta oluşmamış olabilir. Zaman geçtikçe radyoopasite artışı oluşacaktır. Mandibüler molar bölge, premolar molar bölgede sıklıkla görürüz cement ossifying fibromu. Burada çeşitli örneklerini görüyoruz, ekspansiyon yapacak şekilde. Bu klinikte karşılaştığımız bir vakaydı. 28 yaşında bir erkek hasta. Bakın sağ mandibüler birinci molar diş hizasından başlayıp ramusa kadar uzanan, multiloküler görüntü veren, içerisinde gömülü 20 yaş dişi olduğunu düşündüğümüz bir lezyon söz konusu. Böyle bir lezyon gördüğümüzde ramusu tutan aklımıza direkt spesifik bazı patolojiler gelmeli. Nedir bunlar? Ameloblastoma olabilir, odontojenik keratokist olabilir, odontojenik miksom olabilir, santral debüceli granülom, ossifying fibrom. Tabii bunlarda görülme sıklığı, yaşları ve bazı trik noktaları var. Örneğin keratokist dediğimiz zaman odontojenik keratokist anteroposterior yönde büyüme gösterir. Ameloblastoma ekspansiyonu daha çok sever. Keratokist çok fazla sevmez ekspansiyonu. Buralardan çıkarabiliriz aslında küçük noktalar. Tabii kesin tanı histopatoloji ile konacaktır. Biz ön tanımızı daraltıp esas tanıya ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi aynı hastanın connection'ı bilgisayar tomografi görüntüsünde bakın hafif bir ekspansiyon var bukolingual yönde. Odontojenik keratokist ön tanısıyla gönderdik ve o şekilde de patoloji sonucu o şekilde geldi. Burada koronal kesite baktığımızda bakın şurada mandibüler kanalı, inferior alveolar kanalı görüyoruz. Inferiora deplase etmiş tam korteksin alt sınırına kadar. Keratokistik odontojenik tümör olarak geçmişti bir dönem 2017'ye kadar. Daha sonra tekrar kistler sınıfına alındı odontojenik keratokist olarak. Bu patolojiler aslında hareketlidir. Yani şu şekilde herhangi bir patoloji tekrar yeni vakalarla değişebilir. Sınıflandırma vardır, WHO sınıflaması. Bunu takip etmek gerekiyor. Bu keratokistin doğası gereği epitelinde bir büyüme paterni söz konusu. O yüzden tümöral oluşum gibi kabul edildi. Ama şimdi tekrardan keratokist olarak karşımıza çıkıyor. Rekürans oranı çok yüksektir. Multilokülasyonu da olduğu için uydu kistler içerir. O yüzden takip çok önemli. 5 yıllık takip çok önemli keratokistlerde. Yine bir keratokist vakası. Yine bakın tipik olarak hani mandibula molar bölgeden başlayıp ramusa kadar uzanan, içerisinde gömülü diş de olabilen lezyonlar görebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, pardon, tomografi kesitlerini 3 boyutlu olarak incelememiz gerekiyor. Çünkü 2 boyutlu panoramik grafiği yeterli değil bunun için. Baktığımızda bakın yine anteroposterior yönde bir büyüme söz konusu. Lezyonda ekspansiyon minimal. Odontojenik keratokist ön tanısıyla gönderildi. Ve hastaya genel anestezi altında marsupializasyon planlandı. Çok geniş bir yeri işgal ettiği için lezyon. Bu da ameliyattan 6 ay sonraki bir panoramik görüntüsü. Neyi görüyoruz burada? Bakın periferinde yavaş yavaş sklerotik oluşum başlamış. Bu iyileşmenin başladığını gösteriyor marsupializasyon sonucunda. Burada da başka vakaları görüyoruz. Keratokiste de benzeyebilen. Bakın burada bir ameloblastomanın periapikal görüntüsü. Sabun köpüğü tarzı dediğimiz multiloküler tarzda görebiliriz. Ya da konvansiyonel solit dediğimiz ameloblastoma ya da uniloküler tarzda görebiliriz. Burada aksiyelde de baktığımızda bakın septasını görüyoruz. Burada bir santral debüceli granülom dediğimiz bakın
molar diş hizasında. Çok benzeyen, aslında radyolojik olarak birbirine benzeyen antiteler bunlar. Kesin tanı histopatolojiyle konacaktır. Burada da odontojenik miksom dediğimiz, miksomda bu septalar çok daha fazla sayıda tenis raketi şeklinde bir görünüm oluyordu bildiğiniz üzere. Burada da onun görüntüsünü görüyoruz. Koronelden çok net değil ama bu şekilde bir görüntü. Bu değişik bir vaka, aslında takip gerektiren bir vaka. Yine bakın, 16 yaşında bir hasta bu. Yine premolar molar bölgeden başlayıp ramusa kadar uzanan, içerisinde septaları görebildiğimiz, tam septada değil emin olamıyoruz, multiloküler bir radiolüsensi diyebiliriz. İçerisinde gömülü 20 yaş dişi var ve burada da ikinci molar dişi var. Şimdi bu hasta bu şekilde geliyor. Ön tanı olarak demin de gördüğümüz üzere ameloblastoma, keratokist, hani septa çok fazla değil, miksom demeyebiliriz. Ön tanı olarak bunları düşünebiliriz. Hastanın 13 yaşındaki panoramik grafisine ulaşıldığında, bakın o gömülü ikinci molar dişin mine sement sınırından başlayıp uzanan, yaklaşık foliküler aralığı 4-5 milim olan sanki kistik bir oluşum. Dentigerous kist aslında. Burada folikül aralığı gömülü dişlerde ya da yarı sürmüş dişlerde 3 milimi geçmişse kist şüphesi, 5 milimi geçmişse kesinlikle kist diyoruz. O yüzden çok önemli bu. Bakın 13 yaşında bu haldeyken işte 3 sene sonra şu kadar büyük bir hale gelebiliyor. Büyüyor kist. O zaman alınsaydı bunlar olmayacaktı. Hastadan tomografi, medikal tomografi görüntüsü alınıyor. Çok net değil. Vaka bu şekilde verilmişti. Septa görmüyoruz. Radyolüsent alan içerisi full. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. WHO indeksi dediğimiz Hounsfield Unit birimleri vardır. Bu medikal bilgisayar tomografide çok doğrudur, kesindir. Bizim fonik ışını bilgisayar tomografide fikir verebiliyor. Onun kadar doğru değil aslında. Medikal tomografideki bu WHO değeri, işte lezyonların, patolojilerin ya da işte o görüntüleme alanına giren yapıların atenüasyon zayıflama değerlerinden kaynaklı bize bir sayısal değer veriyor aslında. Görüntüdeki piksel değerinin sayısal versiyonu diyebiliriz. Sıfır su kabul edilip artı binlere çıktıkça kemik patolojisi, eksi binlere indikçe yumuşak doku, hatta havaya kadar gidiyor. Hava ona kadar gidiyor. Şimdi burada WHO değerine baktığımızda 3.9, 22.9, bakın ortalamasına baktığımızda genel olarak. Bu da işte bize aslında yumuşak doku lezyonunu gösteriyor. Hani düşük yapıda kistik bir oluşum gibi. O yüzden keratokist olabilir ya da dentigerous kist, kistik bir yapı. Ameloblastomayı bu şekilde düşünemeyebiliriz WHO değerinden. Ve sonuç olarak hastanın ameliyatı gerçekleşiyor, dentigerous kist tanısı konuyor, dentigerous kist. Ve o gömülü 20 yaş dişi de başta çok yukarıdaydı, hani kondil, koronoid prosese doğruydu sanki. Biraz beklenmiş, daha az cerrahi olarak invaziv yara oluşturması açısından beklenmiş, sonrasında alınacakmış. Böyle bir vaka, dentigerous kist vakasıydı. Şimdi dentigerous kist ya da belli başlı bazı kistler tedavi edilmediğinde nadir de olsa maligniteye dönüşebiliyor. Burada bakın iki tane vaka var. Solda gördüğümüz kırpılmış panoramik görüntüde ramusun iç yüzeyinde sınırları düzensiz uniloküler bir radyolüsent saha görüyoruz. Şüpheleneceğiz, bu ne olabilir? Hani orada parotis bezi var, onun kaynaklı bir şey mi, tümöral bir oluşum mu? Sınırları da düzensiz. Bu aslında primer intraosseöz karsinom, yani squamous hücreli karsinom. Baş boyun bölgesinde en çok gördüğümüz malign transformasyon, malignite, kanser. Bu da aynı şekilde gömülü bir diş var, kist tedavi edilmiyor ve sonrasında tabii yıllar geçtikten sonra maligniteye çevirip bakın düzensiz sınırları, düzensiz sahalar. Maligniteler zaten esas amaç onları başta yakalayabilmek. Yani küçükken diş hekimleri olarak bunları yakalayabilirsek, tanı koyabilirsek en önemlisi bu aslında. Bu aşamaya geldiğinde zaten anlıyorsunuz ki bu bir malignite. Zaten sınırları düzensiz. Bakın kemik içerisinde kötü bir görüntü söz konusu. Benin mi, malign mi?
patolojilerde bunun ayrımı çok önemli. Genel özelliklerinden bahsetmiştim. Maligniteler işte destrüksiyonu sever, hızlı, invaziv yayılır. Beyinler daha yavaş, kapsüllüdür genellikle ama örneğin ameloblastoma kapsüllü değildir. O yüzden invaziv özellik gösterebilir ve malin transformasyonu da gösterebilir. Yani her benin şöyle olacaktır diye bir şey yok. Malinitede metastazlar olabilir. Onlar da çok önemli. Şu şekilde kemikte destrüksiyonda şüpheleneceğiz ve hastalarda kanser öyküsü var mı onu sormamız gerekiyor. Bakın bunlar hep squamous hücreli karsinom vakaları. Sınırları kötü. Bakın hepsinde kemik destrükte olmuş. Kötü görüntüler. Buna baktığımızda bakın iki tane periapikal grafi. Malinitelerde hep bir düzensiz yıkım, düzensiz sınır, düzensiz korteks yıkımı. Bunlardan bahsettik. Düzensiz periodontal ligament aralığı genişlemesi de aslında bir malinite göstergesidir. Herhangi bir patolojide ligament aralığı hani uniform bir şekilde genişleyebilir. Birçok şeyde görüyoruz bunu sistemik hastalıklardan, işte okluzal travmada. Ama düzensiz bir genişleme olduğunda yer yer hani kalın ince kalın ince böyle bir durumda şüpheleneceğiz bir malinite var mı? Tabii hastanın klinik bulguları da çok önemli. Sadece radyografik olarak konuşuyorum. Baktığımızda bakın bu aslında bir lenfoma vakası. Lenfoma hastası ve periodontal ligament aralığı genişlemelerinin ne kadar düzensiz, dengesiz olduğunu görüyorsunuz. Bu vakayı incelediğimizde yukarıda bir panoramik grafi kesilmiş. Kanin premoler dişler kanal tedavili sanki onlar kaynaklı bir lezyon var gibi duruyor. Sinüsün alt tabanı tam izlenmiyor. Sıkıntılı bir görüntü. Bu da periapikal görüntüsü bakın. Periapikaline daha detaylı baktığımızda periapikalle sınırları düzensiz bir lezyon. Hani burada bir kistik bir oluşum olsa daha düzenli olur. Sklerotik sınır olur. Sklerotik sınır olmasa bile hani sekonder enfeksiyon olsa bile daha düzgün sınırlıdır. Bu da bir lenfoma vakası. Burada sinüsün, maksiler sinüsün alt tabanında izlemiyoruz, izleyemiyoruz. Orada da bir destrüksiyon yıkım söz konusu. Buna baktığımızda gene gözümüzü yoran bakın küçük küçük oluşumlar, osteopenik bir mandibula görüntüsü, periodontal ligament aralığında düzensiz genişlemeler var. Bu da lösemi vakası. Hematopoietik sistemin hani en çok etkilenen işte malign tümörü diyebiliriz lösemide. Burada osteopenik görünümden dolayı dişler daha da radyoopak görülüyor. Burada tabii hastanın klinik bulguları, hani anamnezi, sistemik anamnezi bunlar çok önemli. Bunun yanında biz radyolojik olarak nelere dikkat etmeliyiz? Onlara vurgu yapmak istiyorum. Bu grafiğe baktığımızda tipiktir aslında bu ikisi. Bakın şöyle bir kafatası görüntüsünde sunumun başında bahsettiğim küçük punch out dediğimiz zımba deliği tarzı görüntüler radyolüsent. Bunlar tipik multiple myelom görüntüsüdür. Kemik iliğinin malign tümörü. B lenfosit hücreleri etkileniyor. Plazmositom da denir. Oradaki plazma hücreleri etkilendiği için. Bakın çok sayıda küçük iyi sınırlı multifokal yayılım gösteren küçük osteolitik sahalar görüyoruz radyolüsent. Ve bunun yanında lamina dura kaybı, kemikte yıkım görebiliriz multiple myelom hastalarında. Bu vakalara baktığımızda yine bakın retromolar alanda kötü sınırlı bir patoloji. Bu da squamous hücreli karsinom. Şimdi böyle baktığımızda direkt budur diyemeyiz tabii ki de. Osteomiyelit de olabilir. Hani kemiğin enfeksiyonu da olabilir. Ama osteomiyelitte biz genelde ne görürüz? Periost reaksiyonu. Kemiğin bir reaktif cevabı vardır, reaksiyonu vardır. Burada incelediğimizde tomografi kesitlerini aksiyelde hiçbir periost reaksiyonu vesaire görmüyoruz. O yüzden tabii histopatoloji ile birlikte squamous hücreli karsinom tanısı konmuş bir vaka. Osteomiyelitte nasıl oluyordu? Yine onu da bir koymak istedim. Baktığımızda bakın sağ ve sol tarafı kıyasladığımızda çok kaliteli bir panoramik değil ama sağ tarafta, yani hastanın sağ tarafında ne görüyoruz? Çok sayıda böyle litik alanlar ve radyopasite, radyolüsent, mix bir karma bir görüntü. Tomografi görüntüsüne baktığımızda periost reaksiyonunu görüyoruz. Bakın şu korteks, korteksin dışındaki kemiğin en dış tabakası periostun beslenmesinin reaktif bir lezyonu sonucu bakın periost reaksiyonunu görüyoruz burada.
kronik bir osteomiyelit. Burada metastatik karsinomlardan bahsetmek istiyorum. Değişik vakalarla. Bu ilk fotoğrafa baktığımızda, ilk resme bakın her zaman ne demiştik? Korteksin alt sınırını izlememiz çok önemli panoramikte. Bakın korteks yıkılmış ve düzensiz bir görüntü bu. Meme seyağının, meme karsinomunun metastatik mandibuladaki görüntüsü. Şuna baktığımızda diğer panoramik grafiğe, hani çok net değil ama bakın şu kısımlarda havayolu süperpozisyonundan ayrı olarak mandibulayı izleyemiyoruz. Şu sınırlarını izleyemiyoruz bilateral. Bu da akciğer metastazının sebep olduğu bilateral mandibula tutulumunu görüyoruz. Aynı hastanın tomografi görüntüsünde bakın mandibulaları, ramusları çok izleyemiyoruz. Yine bir başka vakada tiroid seyağı hastası, tiroid karsinomu var. Hastanın tiroid karsinomu metastaz, işte metastaz yoluyla, kan yoluyla nereye ulaşmış oluyor? Kondil başına ve aynı hastanın tomografi görüntüsü. Buradan şunu çıkarabiliriz, çıkarmalıyız aslında. Kanser öyküsü olan hastalarda anamnez çok önemli, anamnez almak. En son ne zaman, nasıl bir kanser öyküsü olmuş, kemoterapi, radyoterapi ne görmüş, nasıl bir hala şu an bir bifosfonat bir şey kullanıyor mu? Bunlar çok önemli. Yani kanser hastalarında sormamız gerekiyor. Ne zaman, nasıl bir öykü oldu? Bunları analiz etmemiz çok önemli. Metastatik karsinomları anlaşılması açısından ve genellikle de metastazlar çene kemiğinde mandibulayı çok severler. Oraya metastaz yaparlar. Şimdi bu metastaz lezyonlarında dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da genelde hani destrüktif yapıda olduğu için radyolüsent görünüyor dedik. Ama iki tane kanser tipi var ki bir tanesi prostat, diğeri meme seyağı. Bunların metastazında kemik, reaktif kemik yapımı da söz konusu. Yani içeriğinde opasite artışı da görebiliriz bu iki kanser türünde. Çünkü onlarda kemik yapımı uyarılıyor o kanser türlerinde. Ve bunların metastazında da radyolüsent, o kötü görüntülü malign tümörün içerisinde opasite, sklerotik artış görebiliriz. Bu da tipik bir osteosarkom, osteojenik sarkom. İskelet sisteminin en yaygın görülen malign tümörü bildiğiniz üzere. Burada tipik işte bu lateral grafide ya da diğerlerinde güneş ışını tarzında, tomografi görüntülerinde koronal ve aksiyel güneş ışını tarzında bakın periost reaksiyonunu görüyoruz. Bu osteojenik sarkomda tipiktir. Mandibulada da söz konusu. Sklerotik oluşum daha fazla oluyor osteojenik sarkomda. Kemiği ilgilendiren benin ya da malign tümörlerde kemik uyarıldığı için reaktif bir sklerotik cevap olabiliyor. Bunu unutmamak lazım. Bu da asistanlığımda gelen bir vakaydı. 75 yaşında bir erkek hasta. Ağız açıklığı sınırlıydı. Trismusu vardı. Herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Ağzını açamadığı için klinik muayene yapamamıştık. Ama panoramik grafisinde bakın sağ retromolar bölgeye uzanan sağ maksimal 3. moların distalinden başlayan şöyle bir kitle var. Ama şu retromolar alanı da uzuyor. Tomografi için o zaman KBB'ye de sevk etmiştik. Tomografi görüntüsü çok kaliteli olmadığı için koymadım. Hastanın kole defeklerini tedavi ettirdik. Ancak hastanın sonrasında şu bölgede bir squamous hücreli karsinomu ortaya çıktı retromolar trigon alanda. Ve buna bağlı olarak maksiller, belli bir kısım parsiyel maksillektomi, işte segmental mandibulektomi yapıldı. Sıkıntılı bir hastaydı ve sonrasında da bu alınan işte görüntü, çekilmiş görüntü, işte sublingual tükürük bezi, masaterin bir kısmı bayağı bir şey alındı. Ve sonra konkominant radyoterapi gördü hasta ve en sonunda da, 2 yıl sonunda da hasta vefat etti. Şimdi bu da bir fibroz disbezi vakası. Şu görüntü tek taraflı şişlik, kemiksel şişlik gördüğümüzde şüpheleneceğiz. Ve fibroz disbezi zaten tek taraflı tutulum gösterir. Mandibulayı da etkiler, maksillayı da. Tüm kemikleri de etkileyebilir poliostatik versiyonunda. Okluzal grafide bakın artmayı, büyümeyi görüyoruz. İçerisinde fibroz disbezinin şu şekilde başlangıçta bir buzlu cam görüntüsü, sonra bir işte normalden
anormal kemiğe doğru bir parmak izi görüntüsü. Bunların hepsi fibroz displazi vakası. Başta bir radyolüsen, sonra opasite artışı, miks bir evre, sonra tam bir opasite görebiliriz. Bunların hepsi evrelerine göre değişebilir, lezyonun ilerleyiş aşamasına göre. Portakal kabuğu görüntüsü olabilir şu şekilde. Buzlu cam görüntüsü tipiktir. Tabii fibroz displazi de bu klinik ve radyografik bulgular tanı koydurucu, patognomonik olabilir. Şurada da granüler tarzda bir fibroz displaziyi görüyoruz. Yine fibroz displazide bakın tek taraflı maksiller sinüsün tutulduğunu görüyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim yer inferior alveolar kanalın superiora deplasmanı. Fibroz displazide superiora deplasman görebiliriz inferior alveolar kanalda. Genelde patolojilerde inferiora bir deplasman söz konusuyken. Peki böyle bir fibroz displazide, fibroosteöz lezyonlarda ayırt etmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ayırıcı tanılarımızda hangi antiteler var? Cement ossifying fibrom sunumun başında da bahsettim. Bakın tek bir uniloküler kemikten ekspansiyon yapmayı seven bir yapı, daha tümöral bir oluşum. Paget hastalığı evet benzeyebilir ama Paget'de bilateral tutulum, çoklu kemik tutulumu söz konusu. Fibroz displazide genellikle tek taraflı tutulum oluyor. Ve Paget hastalığı daha ileri yaşta görülebiliyor. Onun dışında osteomiyelitte sekester oluşumu ve periost reaksiyonu görebiliriz. Osteosarkomda güneş ışını tarzında bakın bu şekilde sunray tarzında periost reaksiyonu görebiliriz. Bu da başka bir vaka asistanlığımdan kalma. Burada da panoramik grafide 48 yaşında bir kadın hasta sağ tarafında arada ağrısı ve şişliği olduğunu söylemişti klinik olarak. Panoramik grafisine baktığımızda sigmoid notch kondil başı, kondil boynu hizasında sağ tarafta iyi sınırlı radyopak bir kitle görüyoruz. Şimdi böyle bir kitle gördüğümüzde panoramikte sadece ne düşünebiliriz? Yumuşak doku kalsifikasyonu olabilir, osteoma olabilir ramusta. O bölgede parotis bezinde bir intraglandüler lenf nodu kalsifikasyonu olabilir. Parotis bezine özel olmuş olarak. Daha sonra tomografi aldık. Tomografide 3 boyutlu kesitte de bakın görüyoruz. Kemiksel tarzda bir oluşum. Neyi görüyoruz burada? Kondil boynuna yapışık bir kitle görüyoruz. Bakın şu şekilde kondil başının distalinde periferal osteoma ile uyumlu görüntüyü görüyoruz. Bunu daha sonra hastaya söyledik ancak o an cerrahi kabul etmemişti. Periferal osteoma, kemiğin iyi huylu bir benign tümörü. Takip de edilebilir. Sıkıntılı bir yerde böyle bir oluşum. Bu da yine bir asistanlıktan kalma bir vakamdı. Bu da 25 yaşında bir kadın hasta. Rutin dantel tetkik için geliyor. Panoramik grafisinde baktığımızda 16 nolu dişin, kanal tedavili dişin apikalinde küçük böyle pat artıkları ve orbitaya doğru şöyle bir pat ile uyumlu bir görüntü karşımıza çıkıyor. Ama hastanın hiçbir bulgusu, semptomu yok. Klinik olarak da, radyografik olarak da herhangi bir patoloji bulunmuyordu. Medikal bilgisayar tomografisinde ne görüyoruz? Maksiller sinüs ostiumunda bakın koronal kesitte ta ostiuma, etmoid infundibuluma kadar uzanmış pat ile uyumlu görüntüyü görüyoruz. Maksiller sinüsler hep havalandıkları, pnömatize oldukları için oradaki bir patoloji ya da işte bir yabancı cisim neyse drenajla o şekilde o ostiuma kadar itilebiliyor. Bu da aksiyel kesit görüntüsü ve sajitalden de bakın görüyoruz. Hastanın şikayeti olmadığı için takip dedik. Ama bunun bir ayırıcı tanısı da var. Yani biz pat olarak evet pat diye yabancı cisim olarak koyduk tanımızı, ön tanımızı ama Aspergillus dediğimiz mantar enfeksiyonu sıklıkla karşımıza çıkabilir maksiller sinüslerde. Özellikle çinkoksit bazlı kanal tedavi dolgu maddelerinde eğer maksiller sinüse taşırılırsa orada bir sinüzitle birlikte Aspergillus enfeksiyonu görülebilir, mantar enfeksiyonu. Burada da bakın onu görüyoruz. Burada Aspergillus mantar enfeksiyonu olduğunda maksiller sinüste bakın etrafında tamamen bir tutulum sinüzitle karakterize bir görüntüyü görüyoruz. Sonuç olarak birkaç genel bildiğimiz ya da arada işte nadiren karşılaştığımız benign malign oluşumlardan bahsetmek istedim.
Radyografik değerlendirme çok önemli ama klinikle birlikte tamamlanması gerekiyor her zaman. Klinik ve diğer diagnostik laboratuvar bulguları neyse o verilerle birlikte tamamlanması gerekiyor. Ve ek bulguları bir şekilde hepsini toplamalıyız ve ön tanımıza, anı tanımıza o şekilde ulaşmalıyız. Ve grafileri de değerlendirirken sadece patoloji olan yere değil, tüm genel bir ek bulgulara da bakmamız gerekiyor. Sadece diş odaklı değil, tüm anatomik yapıları incelememiz gerekiyor ve sistematik bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa mail adresim yazıyor burada. Bana mail atabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim dinlediğiniz için.